Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. 19-20 Ocak tarihlerinde yapılacak final sınavında yabancı dil bir sınavını geçebilmeniz için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 13. üniteye kadar geldik. Bu üniteyle birlikte geriye sadece bir ünitemiz kalıyor. Evet, bu ünitenin içerisinde yine prepositions'ları görmeye devam edeceğiz. Yani edatları. Fakat bu sefer prepositions of time dediğimiz zaman edatlarını göreceğiz. Bazı kelimeleri daha önceki ünitede de gördüğünüzü fark edeceksiniz. Fakat İngilizce'de bir kelime birden fazla yerde kullanılabiliyor. Mesela at. Bunu daha önce de görmüştük. Zaman olarak at, saatlerde ve günün belli bölümlerinde kullanılıyor. Tekrarlıyorum. Eğer bir saat söylenecekse at 4 o'clock, at half past 11 gibi başına at koyuyorsunuz. Bir de günün belirli bölümleri. Mesela günün tam ortasında at midday, at noon burada gördüğünüz gibi öğle saatinde veya at lunch time öğle yemeği zamanında, at bedtime yatma zamanında, at sunset gün batımında gibi günün belli bölümlerinden bahsediliyorsa başına at konuluyor. Üçüncü bir at kullanımı var aslında. Yaş bildiren kelimelerin önünde de at kullanılıyor. At age 10 ya da at the age of 10, 10 yaşında gibi. Evet, yine bu kullanımları hızlıca gözden geçirelim. Şurada bakalım. At sunrise dedik, gün doğumunda, gün batımında. At the moment, şimdiki zamanda kullanılan özel bir zaman edatı aslında burada. Şu anda, şu dakikada, şu saniyede demek. Present continuous tense de şimdiki zamanda kullanılıyor. At night, gece mesela. At the weekend, hafta sonu. At weekend olarak da duyabilirsiniz bunu. Mesela özel zamanlarda, bayramlarda, seyranlarda yine at kullanılıyor. At the same time yine özel bir kullanım. Aynı anda, aynı zamanda demek. At present'da at the moment'la aynı anlama geliyor. Şu anda, şimdi demek. At last, sonunda. Hani sonunda bu sınavı geçtim diyeceksiniz. İnşallah o at last olacak. At the beginning, başlangıçta demek. At first, ilk olarak demek. Yani birinci olarak demek. Bu özel kullanımların hepsini not alıp tekrarlamanızı tavsiye ediyorum. Evet, eti hallettik. Şimdi sırada in var. In'i aylarda, mesela in December, in January, in February gibi yıllarda in 1981, mesela 1981'de, in the 1980s, 1980'lerde, 80'li yıllarda gibi yüzyıllarda, ki bu da yüzyılı gösteriyor. Ve daha uzun dönemlerde in kullanıyoruz. Şimdi tek tek bakalım. In summer, mesela bir başlangıcı ve bir süreci var. Belli bir süre almış. Yaz mevsiminden bahsediyoruz mesela. In winter, kış mevsiminde, içinde. In the next century, bir sonraki yüzyılda, o yüzyılın içinde. In the past, geçmişte. In the future, gelecekte. In the morning, sabah diliminde, yani sabah saatleri içinde. In the afternoon, öğle saatleri içinde. In the evening, akşam saatleri içinde. Bakın belli bir süresi var bu in'dekilerin. In 5 minutes, 5 dakika içinde, 5 dakikada gibi kullanımları var. Ayrıca sonunda derken in the end de söylenebiliyor. Evet, gelelim 10. 10 edatını günlerde kullanıyoruz. Bakın aylarda ne kullanıyorduk? Hemen bir geri gidiyoruz. In kullanıyorduk. Şimdi ayın içindeki günlere indik. Günlerde 10 kullanıyorsunuz. On Sunday, on Monday, on Saturday, on Wednesday gibi. Veya kesin tarihlerde takvimin bir yaprağı 14 Aralık günü dediğimizde işte yine bir günden bahsettiğimiz için 10 kullanıyoruz. 2018 yılının 14 Aralığı yine tek bir günden bahsettiğimiz için bakın başına 10 koyuyoruz, yerleştiriyoruz. On Christmas Day mesela. On the New Year Eve
yılbaşı günü mesela. 10 Independence Day, bağımsızlık günü. Veya 10 Sugar Feast, şeker bayramı bizim için mesela, şeker bayramı günü. On Monday evening. Bakın burada in the evening diyorduk akşam için. Fakat her zaman önünde bir kelime varsa ilk kelimeye göre bunu seçmeniz gerekiyor bakın. On Monday evening. Aynı şekilde burada da bakın morning kelimesi in almasına rağmen önüne gün ismi geldiğinde on oluyor. On Wednesday morning bakın. Birinci kelime önemli. Çarşamba sabahı. Normalde in the morning deriz ama önüne gün geldiği zaman başına on getiriyoruz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu ayrıntıyı özellikle not alın. İlk kelime sizin için önemli, ikincisi değil. Evet, haftanın ayrı ayrı günleri, hafta sonları hariç tutularak, bakın hafta sonu yok ve tarihlerde on edatını kullanıyoruz dedik. Hafta içi günler on weekdays. Hafta içi günlerin hepsini dikkate aldığınızda on kullanıyorsunuz. On time özel bir kullanım, tam zamanında demek. Evet, before ve after'la devam edelim. Before önce demek, after sonra demek. Before noon mesela, öğleden önce. After 8 a.m. saat sabah 8'den sonra. Before önce, after sonra. After aynı zamanda zaman miktarları ile kullanılıyor. Yani ne kadar süre sonra olduğunu da belirtmek için söylenebiliyor. Mesela 2 saat sonra buluşalım dediğimizde let's meet after 2 hours. 2 saat sonra. After 2 months, 2 ay sonra, belli bir süre sonra. Yani after'ın sonra olduğunu biliyorsunuz ama buradaki de verilen bir süreç. From, to, till ve until'la devam edelim. From zamanın periyodunu göstermek için kullanılıyor. Yani başlangıç noktası. From to bir şeyden bir şeye. Mesela 1981'den 2003'e kadar. September, 10 September'dan December'a kadar. Yani 10 Eylül'den Aralık'a kadar. Kadar anlamında hem to'yu kullanabilirsiniz hem until'ı kullanabilirsiniz. İkisi de aynı anlama geliyor. Arasında fark yok. From başlangıç noktasını veriyor. Until ise bitiş noktasını veriyor. To'da da bitiş noktasını veriyor. Yine bakalım until 2023, 2023'e kadar. Bunu kısaca until'in şu kısmını atarak till olarak da görebilirsiniz. Until ile till aynı anlamda. Evet, for'a bakarım. For'dır, dir, lığına anlamında. Süre belirtiyor yine. Belli bir zaman dilimiyle kullanılıyor. Bir olay ya da durumun ne kadar süre boyunca veya ne kadar zamandır yapıldığını gösteriyor. For'u biz perfect tense'te görmüştük mesela. For half an hour, yarım saatliğine. Bakın süreci vermek için for kullanılıyordu. Since vardı, birazdan göreceğiz. Onda nokta atışı vardı. For'u burada bir kez daha tekrar etmiş olduk. Süre for'la kullanılıyor. For 5 hours. Bakın başlangıç anı belli değil. Ne zaman başladı, ne zaman bittiği belli değil. Sadece süre vurgulanıyor burada. For 1 week. Bir hafta. Since de söylediğim gibi nokta atışı. Başladığı noktayı, anı, zamanı tam olarak veriyor. Since Monday. Pazartesiden beri. Bakın başladığı an pazartesi. Başladığı an sabah 7. Başladığı zaman 1999. Nokta atışıyla zamanı veriyor. Evet, şimdi sıra sizde. In, on, at. Bakalım zaman kelimesi olarak bu boşluklara yerleştirebilecek misiniz? Videoyu durdurup yapmanızı her zaman tavsiye ediyorum, iyice öğrenebilmeniz için. My family is arriving in May. May, Mayıs.
Aylarda in kullanıyorduk. Bakın yine bir ay, December in December. Aylarda in. Ha çok güzel oldu. Aylarda in. Otobüs durağı olarak aya geldin mi in. On weekend, at the weekend. Şimdi bunun özel bir kullanımı var. Hafta sonundan bahsederken ikisi de kullanılabiliyor. Amerikan İngilizcesinde at kullanılıyor, İngilizcesinde on kullanılıyor. Bu yüzden her ikisi de doğrudur arkadaşlar weekend kullanımında. Bakın Wednesday noon. Burada bizi Wednesday ilgilendiriyor. Bu yüzden on. İkinci kelime bizi ilgilendirmiyor. Her zaman ilk kelimeyle görev karar veriyorsunuz. Gün olduğu için on. Yıllarda in. Aylarda in, yıllarda in. Tamam mı? Kural bu. Burayı boş bırakıyoruz. Hiçbir preposition gelmez. Çünkü last year, yesterday gibi zaman kelimelerinin başına hiçbir preposition gelmez. At religious and national festivals. Bu bayramı veriyor. Özellikle bayramlar nokta atışı demiştik. Bu yüzden at. 17th century. Belli bir süreci veriyor. O yüzyılın içinde. Bu yüzden in kullanılıyor. Yıl geldi. Yine 1900'lü yıllar. Yine in. Belli bir süreç içinde. Tomorrow morning. Burada bizi tomorrow ilgilendiriyor. Normalde in the morning diyebilirdik ama tomorrow'un başına hiçbir şey gelmez. Tekrarlayalım. Tomorrow, last year, yesterday, every day, every week gibi kullanımlarda hiçbir şey gelmiyor onun başına. Boş bırakılıyor. Saatler etliydi biliyorsunuz. Etli yemek gibi. Autumn, mevsim, sonbahar, belli bir süre biliyorsunuz. Dolayısıyla içinde in. Saatler etli. Bakın yine etli bir saat. Şimdi devam edelim. Bu sefer sadece in on et değil, buralara gelebilecek her şeyi koyabilirsiniz. İlk bakalım kafanıza göre preposition yerleştirmeye çalışın. Erdinç is playing tennis on Sunday. Günlerde on kullanıyorduk. Bakın the 27th of April. Nokta atışı var burada. Ama on gün olduğu için nokta atışı ama et değil. Neden? Çünkü bir günden bahsediliyor. Nisan'ın 27. günü. Bu yüzden on. December aylarda ne yapıyorduk? İniyorduk. Aylarda in. Weekend'de iki kullanım vardı. Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesine göre fark etmez demiştik. On ve et ikisi de doğru. Yıllar belli bir süre alıyordu. Bu yüzden içinde anlamına gelen in. Night özel kullanımdı. At night günün belli bir bölümünü gösteriyordu bize etle. Afternoon in the afternoon öğleden sonraki süreci içeriyor. Dubai bir yer olduğu için in kullanıyoruz. Bir şehir, bir yer, oranın içinde olmak. Yıllarda ne yapıyorduk? İniyorduk. Aylarda in, yıllarda in. Ve günlerde on. Evet, değerlendirme sorularına geldik. Hadi bakalım şimdi her soruda videoyu durdurun, soruyu çözün. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Zübeyde started working for Paradise Boutique 2011. 2011 yıl verilmiş. Hemen kalemimizi alalım. Sizin yanınızda alayım. Evet. Hangisi doğru? Yıllarda neydi? Yıllarda iniyorduk. Bu kadar basit. Evet, number two. Burada ilk kelimeye bakmanızı söylemiştim her zaman. İlk kelime Wednesday. Günlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Günler Wednesday noon. Sema is leaving on. Günlerde on. Evet, çok kolaydı. Bu da aynı şekilde günlerde on dedik. Ve üçüncü soruya geçtik. Kuralı bildiğimizde hemen yapıyorsunuz, görüyorsunuz.
Burada Dubai var. Dubai bir yer, bir yerin içinde olmamız gerekiyor. İçinde olmamız gerektiği için üçüncü sorumuz C şıkkı in. Bakın ne kadar kısa bir sürede kuralı bilerek hemen soruları halledebiliyoruz. When did the bus leave? Otobüs ne zaman ayrıldı? Şimdi burada yine ünitenin içerisinde sizlere anlatmadığım ama burada verebileceğim şey bilgi var. When soru kelimesi ne zaman demek? Ne zaman ayrıldı otobüs? Hemen cevaplarımızı okuyalım. It arrived in time. Bir kere leave ayrılmak ne zaman ayrıldı diye soruyorsa cevapta varmak verilmez. Bu yüzden A şıkkını eliyoruz. Şimdi B şıkkına bakalım. It left on time. Doğru cevap bu. B şıkkı. Çünkü leave birinci hali fiilin. Ve bu bir simple past geçmiş zaman sorusu. Geçmiş zamanda did yardımcı fiiliyle soru sorulur. Fiilin birinci hali kullanılır. Ama cevapta burada gördüğünüz gibi fiilin ikinci hali kullanılır. Leave, left ikinci hali. Diğer şıklara da bakalım. It was rather late, oldukça geçti. It was too early, çok erkendi. It was very fast, çok hızlıydı. Gördüğünüz gibi otobüsün varışıyla alakalı bir şık yok. Burada leave left'i bilerek bile bu soruyu doğru cevaplayabilirsiniz. Evet, beşinci soruya gelelim. He was born on 23 April 1998. 23 Nisan 1998'de doğdu diyor. Şimdi bunun sorusu ne olabilir? Ne zaman? Ve soru kelimelerini burada tekrar hatırlayalım. Where, nerede demek? What, ne demek? Where did he go? Nereye gitti? What did he do? Ne yaptı? What was he like? Nasıl biriydi? Kişilik özelliği olarak soruyor. Nasıl biriydi? When was he born? Ne zaman doğdu? İşte sorunun cevabını buldum. Ne zaman doğdu? 23 Nisan 1998'de. Where ise söylemiştim. Nerede? Nerede doğdu? Şu ikisi kafanızı karıştırabilir. Bu yüzden cevabı işaretlerken çok dikkatli olun. Hemen atlamayın. When ne zaman? Where, nerede? Evet, bu soru kelimelerini de mutlaka not alıp tekrarlamanızı istiyorum. Altıncı soru, we buy bread from the. Bunu geçen ünitede de görmüştük, size kelimeleri vermiştim. Mekanlarla alakalı. Bread, ekmek. Ekmeği biliyorum. Ekmeği nereden satın alırım? Baker's, fırından. Son derece kolay. Bookshop, kitapçı. Police station, polis merkezi, greengrocers, manav, sinemada, sinema adı üstünde. Demek ki bu ünitede de bu sorularla karşılaşabiliriz. İki ünitede de çıkması sınavda çıkma ihtimalini kuvvetlendiriyor. We were very tired, so we had a, çok yorgunduk. So bağlacının anlamı bu yüzden demek. Çok yorgunduk. Bu yüzden we had a bir şey. We had a break. Bu da ünitenin içerisindeki kelimelerden biriydi. Bu kelimelerin anlamlarını da vereyim. En azından bu 3-5 kelimeyi ezberleyin diyorum size. Had a break burada ikinci halini vermiş ama have a break olarak kullanılır. Ara vermek, mola vermek demek. Earn kazanmak demek. Mesela earn money, para kazanmak. Death ölüm demek. Kötü bir kelime. Lucky, şanslı. Writer ise yazar demek. Evet, 8. soruyla devam edelim. When did he get up? Yine burada simple past soruları devam ediyor. Get up, uyanmak. When, öğrendiniz artık. Ne zaman? Ne zaman uyandı? Şimdi şıklarda get up'ın ikinci hali olan got up'ı arayacağız ve B şıkkında buluyoruz. İşte doğru cevap bu. Bakın get up birinci hali, got up fiilin ikinci hali. Get up 1, got up 2. He didn't get up, kalkmadı. Ne zaman kalktı?
Kalkmadı. Burada saat verilmemiş. Left, ayrılmak, leave left. He was late, geç kalmak. Arrive, varmak. Bunların hiçbiri bu sorunun cevabı olamaz. Evet, dokuzuncu soru yine past tense ve soru kelimeleriyle geliyor. Demek ki past tense'i çok iyi bileceğiz arkadaşlar. He arrived at home at 6 p.m. Eve varmış. Bu bilgi önemli. Saat 6'da varmış. Akşam 6'da, bir de varmak var elimizde. Bu üç bilgiye göre soruyu bulacağız. Hemen şıklara başlayalım. When did he go to school? Bir kere okula gitmek diyor. Burada okula gitmekten bahsetmemiş. Direkt eledik. What time did he arrive? Saat kaçta eve vardı? Bak tam bu soru bize göre gibi gözüküyor. Noktamızı koyup emin olalım diğer şıklarda. What time did he go to school? Gene okula gitmek. Okula gitmekten bahsedilmiyor demiştim. What did he do at home? Evde ne yaptı? Evde yaptığı bir şey de anlatmıyor. Do, did, yapmak. Why did he go home? Neden demek bu arada. Why? Neden eve gitti? Bu da olmaz. Bu arada parantez açayım. Why sorularının cevabı hep because'la başlar. Eğer because'lu bir cevap görürseniz bilin ki sorusu why'dır. Ve emin olduğum şık doğru şık. Çünkü what time, saat kaçta demek, burada da saatten bahsetmiş zaten. Ve son soruya geldik. I met my girlfriend ve bir yıl çıktı karşıma. Hemen hatırladınız. Yıllarda iniyorduk değil mi? Otobüsten yıllarda iniyorduk ve ini işaretliyorum. Since nokta atışıydı. Yıllarda nokta atışı olabilir. Ama bakın burada perfect tense görmeniz gerekiyor since için. For zaten süreç. Already ve yet sadece perfect tense'te kullanılır. Yani have, has fiilin üçüncü hali olan tense'ler. Onu da daha önceki ünitelerde size anlatmıştım. Evet, bütün hepsini bitirdik arkadaşlar. Evet, videoyu beğendiyseniz lütfen like'lamayı unutmayın. Gruplarınızda paylaşın, WhatsApp gruplarında, sosyal medya gruplarınızda, diğer arkadaşlarınıza gönderin. Herkes izlesin, herkes sınavdan geçsin. Evet, şu ana kadar neredeyse bütün üniteleri bitirdik. Tek bir ünitemiz kaldı. Onu da birkaç gün içinde sizlerle paylaşacağım. Ve final için 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yani 7 üniteyi çalışmanız gerekiyor. Hepsini son ana kadar bol bol tekrarlarsanız, not alarak ve yazarak çalışırsanız sınavı geçeceğinize inanıyorum. Herkese sağlıklı, başarılı günler diliyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki son ünitede buluşmak üzere. See you later. Bye.